Selamlar. Saat 5'i 10 geçiyor. Yine bir İstanbul macerası, İstanbul vlogu başlasın. Arkadaşlar herkese selam. Şu an yola çıktım. 4 saat 17 dakika 425 km yolumuz gözüküyor. Saat 9.34'te hedefim görünüyor. Ben 10 gibi orada olmayı planlıyorum en geç. Çünkü muhtemelen İstanbul'un trafiği de başlayacak. Şimdi zaten 66 km menzilim var. Yola çıkmadan bir yakıt alacağız sizlerle. Yakıt aldıktan sonra durmadan devam edeceğiz. Zaten kahvemi bu sefer evde yaptım. Kahvaltım bol çağmanın içerisinde. Bu şekilde gideceğiz sizlerle. Parça parça çekime devam. Vaktim olursa, kendimi yorgun hissetmezsem de bu gece caddeye çıkarız. Hadi görüşürüz o zaman. Parça parça çekmeye devam. Evet, 5'i 22 geçe petrole girdim. İstanbul yolunda parça parça devam. Bakalım 5.22'de girdim. İstanbul'da trafik olacak mı? Saat kaçta orada olacağım? Evet, 5.27 lastik basınçlarımız tamam. Saat 9.37 geçe 9.40'da oradasın diyor. Bir kere mola vermiş olsam 10'daki hedefime İstanbul'daki artan trafikle benim bunu indirmemle ulaşırım diye düşünüyorum. Bu videolara buraları çok uzatmayacağım. Gerçi uzatabilirim. Filtrenin sesine bak. Eco Pro'ya alıyorum. Zaten uzun yolda şimdi basmayacağım. Hem benim için de bir test olmuş olacak. Şöyle biliyorsunuz moda göre benim yazım var. Bunu hepimiz agrikollardan test ediyoruz. Ayrı ayrı loglar da alıyoruz. Şu an ben yakıtsızımı 170 beygirim. Yakıtsızım derken etanol katkım yok. Bu koltuğun arkasında da etanol var. Onu İstanbul'a girerken kullanacağım. Çünkü uzun yolda basmayacağım. Daha doğrusu testimi de yakıt tüketim testlerini de yapmamız gerekiyor. Bu yakıt tüketim testlerini defalarca tekrarladık. Hepsinde aynı sonuçlar farklı modlarda çıkarsa biz stabiliteye ulaştık demektir. Şimdi ben yavaş yavaş ilerliyorum. Hadi sizinle birlikte görüşürüz. Bu arada depomu fullledim. Şehir içi bir agresif kullanımım vardı. 504 km menzil veriyor. 400 km İstanbul'a gideceğiz. Yani yakıt yine alacağım tabii ama bir depoyla yaklaşık olarak 900 km uzun yolda gidiyor. Parça parça gösteririm ben size. GoPro gece çekemiyor. Zoomlayınca burası gözüküyorsa gösteririz. Yani bu menzil gittikçe artacak. Düşmeyecek bile. Bunu da bilgilendireyim. Evet, şu an gişelerden geçtim. Buraya kadar 7.4 yakmışım. Ortalama hızım 34.6. Şimdi bunu sıfırlayacağım. Önce cruise kontrolümü 140'a açıyorum. Mesela Eco Pro'da ayrı hızlanıyor bu arada. Comfort da ayrı. Spor'un cruise kontrolü çok farklı. Yani tamamen farklı farklı oluyor. Tam ortalama hızımızdan net görmek için hızlanalım. Şu an 140-130 ortalama yani. Yasal sınır oldu. 143 olduğu için ben 140'a sabitliyorum. Değerleri sıfırla dedik. Bolu'ya kadar falan tırmanacağız. Oraya kadar 9 civarı falan bekliyorum. Ondan sonra bakmış olacağız. Şu an 139.9'da gidiyoruz. 9.35'e düştü hedef konum süremiz. Arkadaşlar herkese tekrardan selam. Saat 6'yı 10 geçiyor. 139.7 km ortalama hızım var. Az önce bir yol yapımı vardı. Bölmüşler. Ya o kadar yüreğim hopladı ki arkamda bir tane A serisi bana selektör atıyor. Yol ortası kalkmış, kenarları çökmüş. Dün herhalde altını sürterek geçeceğiz. Ama basık arabaların falan hiç şansı yok yani orada. Gerçekten hepsi altını vurur, kartelini delerlerdi. Böyle amatörlük olmaz ya. Yola para veriyorsun. Arabanın altını vuracaksın. Hayır, arkamdaki de yani niye gitmiyor gibi selektör attı da son anda gördüm. İyi ki vurmadı yani altını. 139.7 ortalama hızım var. 8.7 ortalama tüketimim var. 54 km olmuş gişeden geçeli. 9.29'da varış hedefimiz olmuş. Ben bu şekilde gitmeye devam ediyorum. Görüşürüz. Saat 6.21. Hava aydınlanmaya başladı. Ne kadar fark ediyor ya? Güneş bir anda doğuyor. Burası en fazla böyle sisin olduğu yerlerden birisi Bolu dışında sanırım. Ama şu an herhangi bir sis görmüyorum. İlk defa bu kadar hatta berrak görüyorum etrafı. Yolda çok sıkıntı yok yani genelde boş. Bir de ileride Bolu'ya gelmeden bir yol yapımı var. Geçen biz Bolu buluşması yaptık. Derken sabah erken çıkmıştık. Çok iyiydi. Dönerken anlatamam size. Belki de 6-7 kilometre trafik olmuştu yol yapımında. Az önceki bahsettiğim yer değildi sanırım. Yani bir ilerisiydi. Acaba bahsettiğim yer miydi? Hatırlamıyorum. En azından şimdi trafiksiz orayı atlatmış olacağız. Şu an zaten ortalamanın düşeceği yerlere geldi. 8.7'ye düşmüş. 139.8 ortalama hızım var. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an 140'la gidiyor bu araba. Anlık 2 litre falan yakıyor yani. Artık inmeye başladık. Çok da rampa gözükmese de. Güzel bir İstanbul villa olacak.
Saat 6.33. Hep sisli diye bahsettiğim yer burasıydı. Evet, dağlarda falan var şu anda sis. Ama görüş açım bayağı net. Bayağı indik biz rampa aşağı. Ortalamamız 7.9'a düşmüş. 139.8 ortalama hızım var. Böyle çok güzel oluyor ya. Böyle sisli havada sanki böyle yolu yarıp gidiyormuş gibi hissiyat oluyor bende. Ne kadarımız kaldı? 9.24. Hala saat 6.35 olduğu için artmadı benim konum saati. Muhtemelen İstanbul'da daha trafik başlamadı. Ama çok bir trafiğe kalmayız. Bence Ataşehir girişinde kalırız. Sonra da biter. Şu Polat Kasa X5'lerin de jantları, lastikleri dar olanlar çok kötü ya. Geniş olanlar çok güzel de bu kadar kötü duruyor ki. Bak bir anda bitecek şimdi bulutlar. Çıkıyoruz bulutların içinden. Bitti. Mükemmel gözüküyor. Manzara mükemmel ya. Size bunu göstermek istiyorum. Okey. Görüşürüz. Saat 6.57 yani 7 oldu diyebilirim. Gişeye girdik gireli 160 kilometre yol yapmışız. 139.9 ortalama hızım, 7.4 de ortalama tüketimim. Highway outlet'i geçtim, gidiyoruz. Muhtemelen ufak bir tırmanıştan sonra komple inmeye başlayacağız. 76 kilometre sonra da Kuzey Marmara'ya gireceğim. Evet arkadaşlar, Bolu tünelinden de geçtim. Ortalamam şu anda tam 7.0. 140.3 ortalama hızım var. 180 kilometre olmuş gişelere girdim gireli. Ve menzilimde 545 depoyu fulllediğimden beri. Ama bir lavaboya gireceğim. Çünkü ileride gişele kadar beklemeyebilirim. Birazcık da yağmur yağıyor gibi oldu. Ama yağmadı. Umarım yağmaz. Araba kirlenmesin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir mola verdim lavabo arası. 137.2 olmuş ortalama hızım. 9.18 varış diyor. Yağmur başladı bu arada. Yol ıslak. Yani bu yağmurlu hava, yani kamyoncu sağa geçmiyor. Otobüs zaten sola yapışıyor. Ben anlamıyorum yani gerçekten. Bu yağmurlu hava yerleri kayganlaştırabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor buna. Bir de araba kirleniyor artık. Yapacak bir şey yok. Ortalama hızımdan mecburen düşüyor böyle yani. Akıp giremiyorum eskisi gibi sağlık. Yağmurda birazdan biter gibi hissediyorum. Önüm açık. 561 kilometre menzilim var. 7'de ortalamam olmuş. O kadar gerginim ki şu an. Yol yapımı var. Şeritler asla ortada yok. Yolu çizmişler. Toz var ve ben böyle şu an şeyim yani. Bir çukur gelirse panik atak yani. Kaçmak adına. Böyle gidemem mesela şu an. Sanırım burası yeni asfalt, artık sabitleyebilirim. Yol çizgisizken de ne kadar geniş gözüküyor ya. Normalde 3 şerit ama böyle bayağı geniş gibi. Şunu da merak ediyorum. Mesela buraya böyle açmaları da ilginç. Çünkü biri kaza yapsa kesin dava açar. Şerit yoktu, işte nasıl olduğunu bilmiyordum gibisinden. Sekmiyor, güzel yapmışlar. Şu bağlantıda da bam etmezsek. Hadi oğlum. Okey, kurtulduk. Evet, Kuzey Marmara yol ayrımına döndüm. İleride bir şel var. 523 kilometre menzilim var. Ortalamam 6.9 civarı. Kuzey Marmara'ya girdiğimizde 522 menzilim var. İleride şelden fulleyeceğim ve oradan yolculuğumuz devam edecek. Orada belki ufak bir kahvaltı yaparım. Kahvaltım zaten burada. Biraz dinlenmiş olurum. Sonra devam. Evet, şele geldik. 481 kilometre menzilim var. 137.3 ortalama hızım var. Gişelerden geçtik geçeli. Sıfırladığımızdan beri 2 saat 5 dakika ve 280 kilometre olmuş. Ortalamam da 7.0. Şimdi burada ufak bir mola vereceğim. Kahvaltı yapacağım. Depomu fulleyeceğim. Ardından yoluma devam edeceğim. 7.53 şu an saat, yani 8. Evet arkadaşlar. Ortalama hızım 131.8. Bir kez durdum, totalde bir daha lastiklere hava bastım. 37 dakika 22 kilometrem kaldı. İstanbul'da muhtemelen biraz trafik başlamıştır Ataşehir kısmında. Ardından da unlock günleri var. Unlock günleri bugün. Bugün çok yoğun geçecek, yarın sakin. Yarın video çekerim. Bugünlük bu şekilde arkadaşlar. Oraya gittim de kaydı alırım ve bitiririm. Burada da durup durup gişeden geçiyoruz. Ben anlamadım ya. 1 kilometre gidiyorum, gişeye giriyorum. Onu yapıyorum, gişeye giriyorum. İstanbul'a trafikle giriş yaptık. Saat 9.30. Artı 14 dakika diyor. Ben zaten kahvaltımı hazırlamıştım. En azından kahvaltımı yapa gideyim. O kadar yol geldim. Ama zaten bir anda tıkandı ya. Kaza mı var acaba? Yo. Tanker mi tıkıyor? Yo. Ben anlamadım. Lastik işi bizi bitirdi ya. Vallahi bitirdi. Bu arada 550 km menzilim var hala. O zaman bura böyle bitsin. Unlock'tan sonra halim olursa akşam caddeye inmeyi planlıyorum. Orada yaparım bu video işini. Evet arkadaşlar, akşam oldu. Ataşehir'de sürekli dönmeyi unuttuğum için şu an tekrar uyatmaya çalışıyorum. Sesimden de anlayacağınız üzere bugün bittim. Otele geldim. Çantalarımı yerleştirdim. Yorgunum ama İstanbul'a gelmişken hem bir Alican'la güzel bir kahve içeriz hem de bir caddeye inerim ya. Geçen sefer geldiklerimin hepsinde uyuyakalmıştım. Ama bu sefer uyumayacağım. Abi burada bak, trafikte daha rahatım. Sadece
sadece şeyi algılayamıyorum mesela. Ben buradan sola döneceğim. Nereye de sağa dönüş serbest. Bu ne lan, hemen yandı. Neresi değil onu kestiremiyorum bir tam olarak. Ama geri kalan da okey. Mesela şu an 18 dakika sonra Ali Can'la buluşacağım. Hatta nereye gittiğimizi de söyleyeyim. Biliyorsanız puanlayın siz de. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Turu. T-H-R-U. Turu koşu yolu. Oradan da biraz turlarım. Abi buraları da anlamak çok zor. Navigasyon beni öyle bir yerlere sokuyor ki bazen. Tırsıyorum ya sokaklardan. Mesela basık araban olsa bunun bile sürter gibi hissediyorsun. İmkanı yok, kalırsın burada. O yüzden Ankaralılar, küçük şehirden gelenler. Baksana şuraya, arabalar altını sürte sürte ne hale gelmiş. Bir anda böyle sokaklar değişiyor. Bir anda çok lüks bir yerdeyim. Bir anda nereye döndüm biliyor musunuz? Niğde'de anneannemin eski oturduğu mahalleye döndü şu an burası. Ha, bura mesela bana çok tehlikeli gelmedi ama bazı yerlerde böyle çok ters bakıyorlar. Ben de bir gerilmiyorum desem yalan olur. Neyse bu sefer otelim iyi. En azından araba sapasağlam, güzel bir otoparkta. Ben bundan sonra açarsam caddede açarım. Kapatıyorum. Arkadaşlar herkese selam. Alican'la şimdi kahvemizi içtik. Yağmur da var ama ben bir caddeye şöyle hafif bir çıkıp turlayayım diyorum. Aslında yerler çok kaygan. Tam mümkünse şöyle sağdan gideyim. Acayip makas atıyorlar falan, böyle hiç mantığı yok şu yolda. Çünkü kayıyor yani. Bakalım, cadde keyifli olmaz da zaten gazlamayacağım. Sadece böyle bir ortamı solumak istiyorum. O zaman orada da bir şey çekerim. Sonra yarın unlock ikinci günü bittikten sonra geri dönüşümü yaparım. Evet arkadaşlar, şu an caddedeyim ama basmayacağım demiştim. Bir de güzergahı ve şeyleri tam hatırlamıyorum. Nerede kasis var, nerede yok. Ve aşırı hızlıymış burası yani, gerçekten. Yani böyle kızlar bunlar az önce böyle herkes gazlıyor. Anlatamam yani. Neyse, şu çıtırtıyı çok yapmaya başladı ya. Niye böyle oluyor? Sanırım burada ortada gitmem lazım ama gidemedim bir türlü. Bir de şu petrole girip bir içecek, su falan almam lazım. Acemi, hiçbir şey bilmiyormuş gibi takılıyorum. Gerçekten hatırlayamıyorum da, yıllar oldu bu rotada gezmeyeli. A serisi zaten kız. 3 serisi de ona şey yapıyor. Herkes camını açıp geziyor bu arada. Havası mı? Halledeceğiz. Çok yorgunum bugün ama şu olay beni güldürdü biraz yani. Sanırım ileride BP mi, Shell mi ne vardı? Oradan onu atıp bir de terse gideceğiz böyle. Hiçbir kuvvet beni gazlatamaz burada şu an. Ceza yemem. Şimdi o kur olarak algıladı. Uçsun gitsin, gazını aldı o. Allah'ım çok eğlenceli ya. Buna da ceza yemem herhalde. 50'yi geçmiyoruz. Yaptım her hareket. 1, 2, 3. Böyle değişik bir şeyler arıyorum. Değişik bir şeyler olursa kayda başlayacağım. Görüşürüz. Ben eğlenmeye devam ediyorum. Şimdi arkamda ya gerçek M4 var ya da böyle çatara patara bir şey var. Şu ikiyle gazlıyorlar. Yolu bilmiyorum. Yolu bilsem şu A yine burada kalmış. Bakayım. M4 bile değil ya. Yo, M3'müş. 3008 kopuyor. Abi bura ne böyle ya? Arkadaşlar sola geçebilir miyim? Bence orijinal M3'tü. Ay keşke şele girseydim ya. Buradan sonra mı bu atıyorduk? Yo. Nereden atıyor? BP var o zaman. BP'den atıyoruz. Abi kasisle bir tur daha dönsem, daha bitiremedim turumu da bir tur. Yani M3 değildir umarım ya. Çok kötü ses çünkü. Şimdi o ceza yemiyorsa benim hiç yememe ihtimalim var ama arkadan polis geliyor zaten. Ceza yazsa bile bak, video kamera kaydım var, ben bir şey yapmadım. M3 ya araba. Bir şey yapmadım desem şey yapmaz yani, inanmaz bana. M3. Yanda dikiz aynaları yanan bir F30. Ya polis de geldi beni vurdu yani. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Sal beni, sal. Benim acil petrole gitmem lazım. Yandaki C63 mi algılayamadım? Herhalde C180. Uçuyor. Bu gazlıyor. Evet, C180. Arkama acayip hızlı bir F30 geldi, yavaşladı. Bu RS5 olabilir bak, sesi acayipti. Bir tane G20 geldi arkama. Evet, buradan mı atıyoruz? Bu kim? Gruptan herhalde, tanıyamadım. Şu A serisi arkama o kadar sıfır girdi ki. Şuradan mı dönüyoruz ya? Ben bunun rajonunu anlayamadım, hatırlayamadım. Şurada olur zaten. Buna yazın mı yaptık? Yo, bugün böyle bir şey yapmadık. Yan yok. Biz araba sürmeyi bilmiyoruz, teşekkürler. 3008'i geçmişiz shortcut'ta. Neyse, petrole bir sonraki tur gireceğiz artık. Allah'ım çok eğlenceli. Kapatıyorum arkadaşlar. Böyle ben video konuşmaktan etrafa bakamıyorum. Arkadaşlar herkese selam. Şimdi Maslak'tan çıkıyorum. Maslak Otosanayi'den. Artık Ankara'ya gitme vakti ama buranın çıkışında bile trafik var. Bu arabalar nasıl kalkıyor bu havada? Ben anlamıyorum ya. 5 saat 17 dakika 12-11'de
oradasın diyor. Şu trafiği atlatalım. Artık orada bir şekilde görüşeceğiz. Herhalde hareket eder diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sonunda çıktım. Hala 5 saat 13 dakika diyor. Normal bir şekilde Avrupa'ya geçemeyeceğim. Çünkü inanılmaz bir trafik var. Yani bildiğiniz tüm trafikleri unutun. Bir de bayağı az uyudum. Biliyorsunuz 5'te yola çıktım. Dün gece 2-3 gibi yattım. Sabah 7'de tekrardan uyandım. Şimdi de artık hani work and travel dedikleri bu. Hem çalıştık hem bir sürü araca unlock yaptık. Ankara'da da birkaç araba var. Hafta sonunda oraya gelecekler. Bir iki arabayı da orada yaparız. Bugün gidip düzgünce uyuyup enerjimizi depolayıp yarın spora gidip ondan sonra da iş yerine gitmelik bir gün. Parça parça çekeceğim. Hava karanlık olduğunda sadece bu konsolu görebiliyorsunuz ama en azından sohbet niyetinde siyah bir video da olsa bence güzel olacak. Çok güzel bir yerden geçirmesi lazım. Bir kere yanlışlıkla geçtim oradan. Üçüncü köprü yoluna çıkacağız şimdi. İnanılmaz iyiydi. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Yağmurlu olacak diye düşünüyorum yolculuğumuz. Umarım kaza falan olmaz. Ben zaten 120-130 sabit gitmeyi planlıyorum. Bakalım görüşürüz. Selamlar, siz göremeyeceksiniz ama benim dediğim yola geldik. Muhtemelen çok karanlık bir şey görüyorsunuz siz. Bu yol gerçekten mükemmel bir yol. Önümdekiler biraz böyle alakasız frene basıyorlar ama şu yolun tadı harika, yani anlatılmaz yaşanır resmen. Kör oldum. Ya bu nasıl led takıyorlar? Bir tane GoPro'yu da kör ediyor karşıdan gelen ışıklar. Ama yollarda inanılmaz ötesi çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Harika bir yol. Bu arada kaç saatte gideceğimi göremiyorum. Saat şu an 8 oldu. Çünkü az önceki aldığım konum diğer eski köprüden gitmek için almış. Burayı niyeyse Google Maps bir türlü vermiyor. Şimdi ben 3. köprünün üstüne dokundum. Çünkü sadece köprüde artık 40 dakika trafik giriyor. Ben 40 dakikada 3. köprüye gitmiş olacağım. Yani 40 dakika köprüde böyle mal gibi bekleyip dur kalk dur kalk yapana kadar hem çok güzel bir yerden geçmiş oldum, mükemmel bir yer, hem de 40 dakika hatta 50 dakika kazanmış olacağım. Durduk yere yorulmayacağım, gerilmemiş de olacağım. 3. köprüden geçerken açarım tekrardan. Evet arkadaşlar, şimdi Kuzey Marmara'ya girdim. 3. köprüden Ankara'ya doğru gideceğiz. Sola döneceğim sanırım. Kontrol ediyorum ve sol. Ankara tabelasına bak şu kadar. Aa, Allah'ım biz Ankara tabelası yapmayı unuttuk. Dur şuraya bir şey yazalım der gibi olmuş. Evet, navigasyon hiç trafiğimiz yok artık. 12-11 doğrudaydım diyordu. Biz 12-34'te oradayız. Dolayısıyla 25 dakika falan kazandık. 20 dakika bura geri ama 45 dakika trafik var. Gittikçe daha da artacaktı. Trafikten de kurtulmuş olduk. Evet, 3. köprüye de geliyorum artık. İlk gördüğüm petrolde duracağım. Şer bulabilirsem şerde duracağım. Hatta birazdan navigasyondan bakacağım. Depomu fulleyip kahve falan alıp yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar herkese selam. Ben yakıt almaya durdum ama inanılmaz yol kalabalık geldi. Bir de inanılmaz uyku bastırmıştı. Dedim uyuyor. Uyumuşum. Saat 2 diyor şu an varış ama inanılmaz kendime geldim. İstanbul'da gerçekten çok yoruldum. Hayatımda arabada uyuduğum uyuması çok zevkliymiş bu arada. En güzel 1,5 saat falandı. Gerçekten 1,5 saat civarında uyumuşum soluksuz. Çok güzeldi. Bir tane kamyon öyle bir geldi ki korna basarak ona uyandım. Neyse, en azından eve gittiğimizde uykusuz olmayız. Şimdi bomba gibiyim. O zaman bomba gibi gidelim. Saat 2'de evdesin diyor. Bir tane kahve aldım. Sıcaklığı 23,5 yapıyorum ve gidelim. Evet arkadaşlar, şu an highway update'e geldim. Bir lavaboya gireceğim. 1 saat 34 dakika diyor şu an için ama tabii ki mola vereceğimden uzayacak. Burada Tesla şarjlar var ama hala açık değil. 200 km yolum kaldı. Tam buradan eve 200 km yolum kaldı. Bence gayet keyifli ve güzel bir yolculuk oluyor. Uyuduğumda inanılmaz güzel enerjimi almışım. Çok iyi oldu. Hava 7,5 derece bu arada. Şaka gibi ya. Buz gibi. Kış geldi. Winter is coming. Değil, geldi yani. Çok az kaldı. Şimdi ben arabayı nereye durduruyorum? Lancer Evo 10. Gerçek mi? Frene bakarsak gerçek gibi. Tam göremedim ama. Şöyle duralım. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese selam. Ben Eskişehir yolundan Ankara'ya giriş yaptım. Saat 1-2 geçiyor. Yorgunluktan ölüyorum. Umarım keyifli bir vlog olmuştur sizin için. Hem iş yaptık hem içerik çıkardık. O zaman görüşmek üzere yeni videolarda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.